Amerika'dan selamlar. Bugün size Amerika'da ev taşıması olayını anlatacağım. Tabii her klasik taşımayı biliyorsunuz. Bir kiralama şirketiyle anlaşıyorsunuz. Türkiye'de de zaten bu şekilde oluyor. Ondan sonra onlar geliyorlar, evi topluyorlar ve taşıyorlar. Tabii bu işlem Amerika'da çok pahalı. Neredeyse bir blok, yani bir blok şöyle düşünün. Bir sokak taşıma bile en düşük $500'dan başlıyor. Amerika'da bir de ayrıyetten şöyle bir durum var. Burada gördüğünüz gibi şu an aracın önündeyim. U-Haul araçları kiralayıp kendiniz de taşıyabiliyorsunuz. Böyle olunca çok ucuz, çok uygun fiyatları geliyor. Araçlar araca göre fiyatlar değişiyor ve mal başına para alıyorlar. Şimdi biz eyalet arası bir taşıma işi yapacağız. Ben dedim ki hazır bu taşıma işi yapmışken size bu olayı da tanıtayım. Bu süreçte U-Haul'u nasıl kiralıyoruz, rezervasyon yapıyoruz. U-Haul araçlarını nasıl alıyoruz park yerinden ve nasıl teslim ediyoruz. Bunu anlatacağım kısaca. Fiyatlar genelde $19 günlük. Ayrıyetten mal başına da para alıyorlar. Benzinli biz doluyoruz. Şimdi hangi süreçleri işleyeceğiz onları teker teker size göstereceğim. Alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların hepsini videosunu size çekip göstereceğim. U-Haul aracını kiralamadan önce 2-3 gün öncesinden rezervasyon yapmamız gerekiyor. Bunun için de kendi web sitesine giriyoruz. Şimdi web sitesi böyle. Girdiğimiz adres bilgisine göre burada gördüğünüz gibi hangi aracı hangi fiyattan kiralayacağımızı gösteriyor. Şimdi fiyatlar biraz yüksek gelebilir size ama biz eyaletler arası taşınacağız. New York içi olsaydı mesela bunlar 19, 20, 25, 30, 40 o şekilde gidiyordu. Ben $122 olan 10 inçlik aracı seçtim. Bize bu yeter zaten. Burada aracı hangi adresten alacağımızı ve hangi saatte alacağımızı soruyor bize. Bunları belirliyor, seçiyoruz. Evet, sitemiz yükleniyor. Burada da bize New Jersey'de hangi adrese aracı bırakmak istediğimizi soruyor. Birkaç tane adres var. Biz onu da seçtik. Sayfamızın yüklenmesini bekleyelim. Devam diyelim. Burada da bize sigorta yapmak isteyip istemediğimizi soruyor. Sigorta yapmamızda fayda var. $16 yüksek miktar değil. Çünkü kaza durumunda çok büyük masraflar karşınıza çıkabilir. Buna gerek yok. Bunu eklemiyorum. Burada da taşıma sırasında ihtiyacımız olabilecek eşyaları kiralayıp kiralamak istemediğimizi soruyor. Bizde bunlara ihtiyacımız yok. 3-4 kişi olacağız zaten. Evet. Burada da aracı kiraladığınız zaman yanında adam gönderelim mi soruları var. Yardımcı gerekiyor mu? Onlarla ilgili. Buna da gerek yok. Hızlıca hayır diyelim. New Jersey'de gerek yok. Hayır diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi $143 tuttu. $122 araç. $16 da sigorta yaptırdık hasara karşılık. Toplamda $143. Buradan fatura bilgilerimizi giriyoruz. Hızlıca. Gördüğünüz gibi. Sonra ödeme bilgilerimizi girelim hızlıca. Bize rezervasyon numarası verdi. Buradan da şifre oluşturmamızı istiyor. Çünkü hesabımızı girip rezervasyon numarasının takibini ve araç işlemlerini oradan yapacağız. Şifreyi girdikten sonra bu ikisini kabul ediyoruz ve sıradaki işleme geçiyoruz. Buradan mail adresimize gelen doğrulama kodunu giriyoruz ve doğrulama işlemini yapıp bitiriyoruz. Sipariş detaylarımız geldi. Artık telefon uygulamasından işlemlerimizi yapabiliriz. Bu kadardı. Önce size buradaki normal taşıma işleminden bahsedeyim. Burada diyelim ki mesela geçen hatta arkadaşımın başına da gelmişti. Bir blok ev taşıyacaksanız direkt kiralama şirketiyle anlaşıyorsunuz. Direkt arkadaşım bir blok taşınacaktı. $600 para istemişlerdi. Tabii biz şimdi eyaletler arası yapacağız. Yaklaşık 68 mil. Böyle olunca tabii bir kiralama şirketiyle anlaşırsanız $1500'dan aşağı olmaz. Yani en düşük $1000. En yüksek de $1500 civarına çıkar. Gördüğünüz gibi günlük 19.95. Tabii buna sigorta yaptırıyoruz. Otoyol ücretli yoldan geçeceğiz. Otoyol ücretleri eklenecek. Bir de 68 mil gideceğiz ama buradan eve gidişi, teslim edişi vesaire. Hani kafadan bir 70-75 mil diyebiliriz işte. 75 mil başına da ortalama 99 sent kesiyor. $1 diyebiliriz. Mil başına 1 mil kesiyor diyelim. Hani $75 doğrudan gelecek. İşte taksi, cartı, curtu yani maksimum 200-250-300 dolara gelecek. Şimdi biz
adres olarak burayı belirlemiştik. Şimdi tabii aracı alma kısmına geldik. Öncelikle aracı kontrol edeceğiz. Araçta herhangi bir çizik var mı? Herhangi bir yerinde vurma var mı? Benzinini kontrol edeceğiz. Kilometresini not alacağız. Yani bu tarz şeylere dikkat ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş arabayı göstereyim size. Buraya bir işaret koymuşlar. Çizik var. Şimdi böyle işte aracı iyice bir kontrol ediyoruz her yerini. Karadan içinde kontrol ediyorum. Birazdan aracı alacağız. Şimdi aynı zamanda dün rezervasyon yapmıştık. Şimdi bu 8.30'da alacağız diye onları söyledik. Şimdi telefondan aynı zamanda bir takım bilgiler gelip işte kimlik bilgilerimizi ondan sonra bize anahtarı nereden alacağımızı söyleyecekler. Biz de şimdi gidip anahtarı alacağız ve aracı artık teslim alacağız. Zaten bu süreci size bol bol anlatacağım. Şu anda New York son 3-4 yılın en soğuk, en karlı zamanını yaşıyor. Zaten video çekimlerinde görüyorsunuz. Ben hani New York'ta yaşadığım süre boyunca bu kadar kar ard arda yağdığı zamanı hatırlamıyorum. İlk geldiğim yıl çok fazla yağmıştı, 2-3 gün durmuştu. Ama yaklaşık bir haftadır karlar yerde. Aşırı soğuk, zaten ağzımdan çıkan dumandan anlıyorsunuzdur. Eksilerde şu an aynı zamanda hava. Biraz ters zamanda taşınma olayı gerçekleşiyor ama burada bir sistem biraz farklı. Ev kiralama ya da alma işlemlerini de ileride anlatacağım. Burada kiralama işlemleri özellikle korporatiflerden yapıyorsanız biraz farklı bir sistemi var. Evet, nihayet arabayı yükledik. Biraz yorucu oldu ama araba yükleme konusunda uzmanımdır ben. Hep eskiden tatile giderken arabanın bagajlarını ben yerleştirirdim. Şimdi de koskoca evi şu arabayı yerleştirdik. İşte gördüğünüz gibi. Şimdi tabii eşyalar, araba biraz oynak. Giderken araba sallanıyor bayağı. Şimdi eşyalar oynamasın diye en son ip bağlayacağız kenarlara. Ondan sonra artık New Jersey'e gidebiliriz. Evet, kitlemimiz yaptık. Tamamdır. Şöyle göstereyim. Şimdi son bir kez göstergeleri kontrol edelim. Evet, arabanın sesi gayet iyi. Motorun sesini duyuyorsunuz. Evet, yağma, hiçbir uyarı yok. Araba gayet iyi. Evet, artık yola çıkabiliriz.
Evet, yolculuğumuz bitti. 68 mil geldik. Yani yaklaşık 1 saat 45 dakika falan sürdü. Otobandan geldik. Aracı da boşalttık. New Jersey'deki evlerden bahsedeyim size. New Jersey'de genelde bunlar COP dedikleri, ya bizim kooperatif tarzı oluyor. Şirket tarafından kiralanıyor buradaki evler. Bu evler New York'taki evlerden biraz daha büyük ve zaten etrafı görüyorsunuz. Etraf bayağı bir park problemi yok ve geniş alanlar. Oksijen açısından bayağı iyi. Kira olarak da zaten New York'a göre ucuz. Mesela burada şu anki bu evler aşağı yukarı 1200 dolarla 1500 dolar arasında. İki odalı olanlar 1500 dolar, tek odalı olanlar 1300 dolar. Tabii aynı kalitedeki ev New York'ta olduğu zaman direkt tek odalı olanlara 1700-1800 dolar diyebilirsiniz. Bir oda bölgesine göre değişiyor. İki odalılar ise 2400-2500 dolar civarında New York'ta. Ve ki evlerde, New York'taki evler bayağı eski ve bayağı kötü buraya göre. Yani tam buradaki evler de eski olsa bile iç tesisatı tamamen yeni. Zaten birazdan evi de kısa bir şekilde göstereceğim hemen. Benzin oranında bırakmamız gerekiyor. O yüzden de 15 ile 20 dolar arası bir benzin takviyesi yapıp ondan sonra direkt artık yavaştan aracı götüreceğiz ve teslim edeceğiz. Bu kadardı. Ama normalde zaten kirayı günlük yapıyorsun. İlla hemen arabayı bırakmanıza gerek yok. Direkt ertesi gün zaten orada size saatleri belirtiyor rezervasyon yaptığınız yerde. Yani yarın 8.30'a kadar zamanınız var. Biz çünkü 8.30'da teslim aldık. Tabii ben size göstermek açısından şimdi erkenden bu aracı teslim edeceğiz. Bir teslim etme sürecini de size göstereceğim aynı zamanda. Burada özel mülk evler var. Kendine ait bahçesi ve bayağı geniş. Çünkü New Jersey çok büyük bir alan ve çok az konut var. Bayağı bir geniş arazileri var. O evler tabii yaşaması ayrı bir keyif. Tabii bu tarz sitelerde ise, kooperatif sitelerinde ise aidat veriyorsunuz. Her şeyiniz düzenli. Siz çok fazla şeylerle uğraşmıyorsunuz. Şimdi bir 15 dolar benzin alacağız. Bakalım, çünkü bir tıklık kadar yol gittik. Bir 15 dolar yükleyeceğiz. Baktık olmadı, 20 dolar tamamlayacağız. Bundan sonraki aşamamız artık gidip aracı teslim etmek. Rezervasyon yaptırdığımızda bırakma noktamız belliydi. Bırakma noktamıza gidip aracı teslim edeceğiz. Since the beginning of this universe, you know the world is fading. There's a secret power hidden in your soul. Don't be afraid to use it, 'cause you're the one. 15 dolar benzin atmıştık. Biraz fazla atmıştık ama çok önemli değil. Zaten hafif bir tık üstünde oldu. Aracı kontrol ettik. Zaten uygulama bize birkaç tane soru soruyor. Araca zarar vermediğini söyledik. COVID, aramızdan hiçbirisi COVID değildi. Ondan sonra aracın location, aracın yerini istedim. Nereye park ettiğimizi. Aracı temiz bıraktık mı, onlarla ilgili fotoğraf istedi. Benzinin fotoğrafını çektik. Ondan sonra uygulamadan direkt kapattık. Sonra bize dedikleri yer şuradaki, şurada görüyorsunuz turuncu, kırmızı key drop box diyor. Buraya bırakıyorsunuz, ondan sonra işiniz bitiyor. Taşınma işlemi böyleydi. Bu tarz videoları merak ediyorsanız videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.